Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün biteceklere geçmeden önce pazartesi günü gelen epik pakete bir değinelim istiyorum. Belki açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa Paketteki epik futbolcuların üçü de 103 seviye, özellikleri de çok iyi. Sol bek olarak geldi Maldini, savunmacı bek oyun tarzına sahip. Stoper olarak geliştirirsek stoperde bile çok iyi özellikleri olan bir isim. Kaleci oyunun en iyi kalecilerinden bir tanesi. Bu kartı bayağı bir iyi ve defansif orta sahada Matheus da yine 103 seviye, savunma özellikleri çok iyi pasları da yüksek olan orta sahada stoperde bile kullanabileceğimiz bir futbolcu. Bugün biteceklere baktığımızda bir tane ücretsiz saçma hakkını kazandığımız etkinliğin bugün son günü. Eğer oynamadıysak bunu bugün oynayıp ücretsiz saçma hakkını yaz transferlerinden kullanabiliriz. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik ve kampanyadan dolayı gelen mücadele etkinliği. Ondan da 20.000 DP bir tane beceri antrenörü kazanmaktayız. Bu etkinliklerin bugün son günü. Geçen hafta ligime eklenen futbolcular için eğer almayı düşünüyorsak bugün son gün yarın yeni isimler ligime eklenecek. Geçen hafta yeni görevler vardı. İki tane beceri antrenörü hediyesi olan. Bunların bugün son günü. Geçen hafta giren iki tane paketimiz vardı. Birisi Epic bir tanesi de yaz transferleri. Epic paketin süresi devam ediyor ama yaz transferleri paketi Vol 2'nin bugün süresi bitecek arkadaşlar. Yarına geçtiğimizde yarın bizleri neler beklemekte? Klasik her perşembe olduğu gibi bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girer. Konemi en geç öğlene doğru 11'de açılacaktır ama genelde daha erken açıyorlar. Önce Japonlara sonra diğer ülkeler oyunu açmaktalar. Yarın bizlere bekleyenlere baktığımızda özel giriş bonusu son haftaya giriyoruz. Bu kampanya Ağustos'un başında başlamıştı. Yarından itibaren bir 7 günümüz var arkadaşlar. Bu kampanyanın son bir haftası son haftaya yarın başlayacağız. Her gün oyuna girdiğimizde bir tane beceri antrenörü 7 gün boyunca Birer tane beceri antrenörü verilecek. Online maç oynadığımız o etkinlikler bölümüne de kampanyadan dolayı bir tane mücadele etkinliği gelecek. Aynı şu anda olduğu gibi 20.000 DP bir tane beceri antrenörü bu etkinlikten kazanabiliyoruz. Yarının en önemli gündem maddesi ise Player of the Week. Lig Player of Week'inin geri dönmesi lazım. Şundan dolayı birçok ligde maçlar başladı. Bizim ligimizde ikinci maçlar oynandı. Avrupa'da da maçlar Avrupa'nın önde gelen liglerinde maçlar oynanmaya başlandı. Geçen sene futbol 2023'ü düşündüğümüzde lig maçlarının çoğu başladığında konemi Player of the getirmeye başlamıştı. Şimdi lig maçlarının başlamasının birkaç önemli oyuna etkisi var arkadaşlar. Birincisi oyuncuların form durumları güncellenecek. Elimizde güçlendiricili Player of the week futbolcular varsa onlar da iman çıkardıysa A, B, mesela Erling Haaland gol attı örneğin. Elimizde belki güçlendiricili bir Erling Haaland olabilir. Form durumu A ve B olan Player of the week futbolcuların güçlendiricileri çalışıyor. Şu an C olduğu için çalışmıyor ama artık form durumları güncellenecek. İkincisi ise yeni bir Player of the week paketi gelmesi lazım. Artık lig maçlarına bakarak yeni Player of the Week paketi karşımızda olmalı. Üçüncüsü de artık takımlar resmi maçlara çıktı. Markette hala güncellenmeyen transferler var. Menajerler var. Artık bunları da konemi hızlandırması gerekiyor. Resmi maçı da çünkü bu futbolcular, bu menajerler çıktı. Markette de bu perşembe günü, günü güncellenmeyen birçok oyuncuyu menajeri konemi güncelleyebilir. Yarın League Player of the gelirse peki haftanın oyuncuları paketinde kimler olabilir? Haftanın öne çıkan isimlerine bakalım arkadaşlar. Özellikle de forvetlere baktığımızda 2 gol atan ya da 1 gol bir asist yapan forvet sayısı çok fazla. 3 gol atan, 4 gol atan böyle damga vuran isimler yok ama 1 gol 1 asist, 2 gol atan birçok isim bulunuyor. Savunma anlamında da sürprizler karşımızda olabilir. İngiltere Ligi'nden başlayalım. Liverpool deplasmanda yeni menajeriyle 2-0'lık galibiyet aldı. Yeni menajer biraz dizilişi değiştirdi. Klasik 4-3-3 ile çıkıyordu Liverpool menajeri mesela önceden. Fakat yeni menajer 4-2-3-1 ile oynadı arkadaşlar. Muhammed Salah sağ kanat gibiydi. Biraz daha geride oynadı. Bir gol bir asist yaptı. Yarın Muhammed Salah gelirse sağ kanat olabilir kartı. Arsenal 2-0'lık galibiyet aldı. Burada iki tane futbolcu var. Saka sağ çıktı oynadı. Benim birinci adayım Saka. Sağ çık olarak kartıyla gelebilir. Bir gol bir asisti var. Forvet'te de Havertz santrafor olarak oynadı. Bir gol bir asist. İki isimden birisini Konemi tercih etmesi gerekiyor. Sürpriz yapıp kaleci stoper de seçebilir ama gol ve asist yapanları öncelik verebilir. Brighton benim Premier Lig'de beğendiğim takımlardan bir tanesi. Keyif veren futbolu var. Fark atıyor. Bazen de fark yiyor. Ama fark yediğinde de bir ton şut çekebiliyor. Pozisyona çok giren bir takım. Keyif veren futbolu var. Deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Santrafor pozisyonunda tecrübeli isim Welbeck bir gol bir asistle lige başladı. Kanatta oynayan Mitoma o da diğer adayımız Welbeck ve ya da Mitoma bu maçtan tercih edilebilir. Manchester City son şampiyon Premier Lig şampiyonu deplasmanda Chelsea 2-0'la geçti. Erling Kanat ve Kovacic gol attı. Kovacic çok da güzel bir gol kaydetti ve göbek futbolcusu eski takımın attığı bu şık gol ve oynadığı pozisyondan dolayı Konemi Kovaç işi büyük ihtimalle getirecektir arkadaşlar. Aston Villa deplasmanda 2-1'lik galibiyet aldı. Defansif orta saha futbolcusu Onana gol attı. Fakat Onana'nın renkli kartı geçen hafta epik pakette vardı. Umarız gelir. Ön libero futbolcusudur. Savunması güçlü bir defansif ortası. Konemi bu maçtan sürpriz bir isimle tercih edebilir ama ona sanki gelmeyi hak etti. Newcastle 10 kişi kaldı ama 1-0'lık galibiyet aldı Southampton karşısında. Göbek futbolcusu Joelinton bir gol attı. Gelme ihtimali yüksek orta saha futbolcularından. Manchester United 1-0'la lige 3 puanla başladı. Oyuna sonradan giren yeni transfer Zikse bir gol kaydetti arkadaşlar. Gelirse süper yedek becerisiyle gelmesi lazım. İtalya'ya geçtiğimizde Juventus 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta Kenan Yıldız'ın da asisti bulunuyor. Cambiaso sol bek kartıyla daha önce gelmişti ama bu maçta sağ bekte oynayıp bir gol kaydetti. Bu hafta sağ bek adayları var onlardan bir tanesi Cambiaso ya da genç futbolcu sol açık futbolcusu. 19 yaşında olması lazım. Mbangula bir gol bir asist yaptı. Bu iki isimden birisini Konemi tercih edebilir. Savunmadan da bir isim tercih edebilir. Gol yemedi. Kalecisini düşünebilir. Ama bu iki futbolcu biraz daha ön planda gibi. Verona Napoli gibi çok güçlü bir takımı 3-0'la geçti. Fakat Verona'dan kim gelirse gelsin seviyesi çok yüksek olmayacaktır. Forvetlerinin 2 golü bulunuyor. Atalanta Deplasman'da 4-0'lık galibiyet aldı. İki futbolcu ikişer tane gol attı. Normal kartların seviyeleri bunlar arkadaşlar. Kadromuzda da 200 seviye artacak ya da 4 seviye ama kırmızı kartlara da çok yüksek olmayacaktır. Bu iki futbolcudan bir tanesini Konemi Atalanta takımı için seçecek gibi gözüküyor. Lazio'da 3 1lik galibiyet aldı. Goller dağılmış durumda. Castellanos, Zakkayne ve kendi karesine Venezyalı futbolcu attı. Bu maçtan sürpriz bir isim ya da bu iki futbolcudan birisini Konemi tercih edebilir. İspanya geçtiğimizde Barcelona Lewandowski'nin attığı iki golle galibiyet aldı. Barcelona Konemi'nin Anlaşmalı kulüplerinden bir tanesi. Lewandowski'nin bir golü penaltı. Penaltısı olsaydı gelme ihtimali çok yüksekti ama yine de Barcelona'dan birçok zaman futbolcu görüyoruz. Belki Lewandowski'yi listeye dahil edebilirler. Paris Saint germainden kesinlikle oyuncu gelmeli. Bence Neves gelecek arkadaşlar. Yeni transfer Paris Saint Germain kartı da oyunda yok. Gelirse ilk defa Paris Saint Germain renkli kartını göreceğiz. Bayağı da bonservis verdiler. 50 milyon euronun üzerindeydi galiba bonservis bedeli. 2 asist yaptı göbek futbolcusu. Gelme ihtimali çok yüksek. Fransa Ligi'nde Marsilya'nın deplasmanda 5 birlik galibiyeti var. Konemi istatistiklere bakarak oyuncu seçiyor. Maça izleyerek oyuncu seçse... Bence Greenwood arkadaşlar. Greenwood İki gol attı. Bir gol bir penaltı olarak gözüküyor ama diğer gollerde de onun katkısı var. Penaltı yaptırdı ya da ases yapan oyuncuya bir önceki pası aslında Greenwood verdi. Bu maçın en iyi futbolcusu normalde Greenwood'lu her golde katkısı vardı ama şimdi kağıt üstünde Konami istatistiklere baktığı için, istatistik sitelerinin verdiği puanları da önemsediği için Greenwood'u tercih etmeyip Luis Henrique'yi de tercih edebilir. Öyle de bir durum var arkadaşlar. Bence Greenwood çok hak etti ama mi belki Luis Enrique tercihinde de bulunabilir. Lille'in 2-0'lık galibiyeti var. Savunma futbolcusu Diakite stoper olarak oynadı galiba. Gelirse stoper kartıyla gelebilir arkadaşlar. Monaco 1-0'lık galibiyet aldı. bek futbolcusu Anderson'un asisti var. Dikkat çeken beklerden. Ren'in 3-0'lık galibiyetinde goller dağılmış durumda. Belki kalecisini tercih edebilir. Mandanda da kalecisi. Bizim ligimizden sürekli futbolcu seçmiyorlar Player of the Week'e. Zaman zaman seçiyorlar. Bizde bu hafta 4 gollü, 4 gollü galibiyetler var. Belki bu hafta Player of the Week'e bir değil aslında 2 tane bile oyuncu sokmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi Konemi birçok zaman bizim ligimizden oyuncu seçmiyor. Maçlara baktığımızda Beşiktaş kendi evinde 4-2'lik galibiyet aldı. Immobile'nin 2 golü var. Rashissa'nın da 2 tane asisti var. Rafa Silva da harika bir oyun oynadı. Ama istatistik olarak Rashissa Sava Immobile 2'şer gol ya da 2 asist yaptığı için ön planda olan isimler diyebiliriz. Başakşehir Alanya Sporu 4-2 ile geçti. Deniz Türüç buradaki ilk aday. Eyüp Spor lige yeni katılan Eyüp Spor evinde 4-1'lik galibiyetle lige merhaba dedi. Eyüp Spor'dan kim gelirse gelsin seviyesi düşük olacaktır. Sivas Spor'da deplasmanda Radakovic'in 2 golüyle galibiyet aldı. Ama dediğim gibi bizim ligimizden çoğu zaman oyuncu seç fakat Almanya liginde maçlar oynanmadı. Avrupa liginde de çok fazla beraberlikler var 0-0-1-1 gibi. Belki bundan dolayı bizden kesin seçmeleri lazım ama bir değil belki de iki tane futbolcu bile seçilmesi gerekiyor bakıldığı zaman. Konemi çok nadir bizim ligimizden iki futbolcu aynı pakete getirmişliği var mı var? ama çok az yaptığı bir şey. Umarız yarın yaparsa yüksek seviyeli bir şekilde ekler. Hollanda'da da Feyenoord'un 5-1'lik galibiyeti var. Bu maçta 3 gole katkı sağlayan Steng sağ açık pozisyonunda oynadı. Daha önce kartı gelmişti ofensif orta sağ kartı. Sağ açıkta oynadı. Saka'da sağ açık adayı. Stengs de sağ açık adayı. İkisini de isterse getirebilir Konemi. Muhammed Salah da sağ kanatta oynadı. Bu haftanın etkili kanat futbolcuları. Diğer futbolcu sol açık futbolcusunun da bir gol bir asisti var. Oyun içerisindeki diğer gelişmelere de baktığımızda geçen hafta gelen epik paket bir haftalık gelmedi arkadaşlar. iki haftalık geldi. Bu paketin bir hafta daha süresi var. Bundan dolayı yarın yeni bir epik paket belki de gelmeye Eskiden getirmiş olduğu bir paketi de getirebilir. Ama iki haftalık olduğu için gelmeme ihtimali de yüksek arkadaşlar. Yarın sabah bunu öğrenebileceğiz. Oyunda birçok paketin de süresinin dolmasına bir hafta kaldı. Almaya düşünen arkadaşlarımız varsa... Paketlerin oyuncuların yer aldığı paketler için son 7 gün Presli paket olsun, Messi'nin paketleri. iki tane Messi paketi bulunuyor. İkisinin de süresi haftaya dolacak. Fransa, İngiltere, bizim milli takımımız olsun, Brezilya olsun. Bu paketlerin son 7 günü. Bir de çok önceden eklenen paketler vardı. E-futbol parasıyla açılım şeklinde. Bunların da süresi bir hafta sonra dolacak. Oyunda birçok şeyin haftaya perşembe süresi doluyor. Diğerlerinin de süresi 11 Eylül'de ya da 12 Eylül'de bitecek. Çünkü 12 Eylül bizler için çok önemli. 12 Eylül tarihinde eFootball 2025'e geçeceğiz. Büyük güncellemeyi gerçekleştirip 12 Eylül tarihi itibariyle oyunda yeni bir sayfa açılacak arkadaşlar. Yeni sezonla başlayacağız. Az bir zamanımız kaldı. Artık oyunda çoğu şeyin son haftaları. Bugün Konami'den öğlen bir açıklama da gelebilir arkadaşlar. Genelde perşembe günü Player of the Week geleceği zaman bir önceki günü öğlen vakitlerinde, çarşamba öğlen vakitlerinde 2-3 tane isim paylaşabiliyor. Bugün öğlen vakitlerinde konemiden açıklama gelirse ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yorum ediyorsanız bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.